Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle yatağımı görüyorsunuz. Şimdi sabah erken derse gireceğim birazdan. Zaten önceki zamanlarda 3 boyun bir vlog'unu görmüştünüz bizim bir günümüzün. Şimdi de benim bir vlog'umu göreceksiniz. Size belli başlı cevaplar vereceğim arkadaşlar. İsterseniz şimdi sizin de çok sorduğunuz bunu videonun ilk başında söylemek istiyorum. Sizin de çok sorduğunuz bir sorunun cevabını vermek istiyorum. Telefonları nereden buluyorsunuz diye birçok yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Telefonu nereden buluyorum? Şimdi söyleyeyim ben. Onları tabii ki kendim alıp çevirmiyorum. Eş dost akrabadan bulduğum telefonları veya babamın aldığı telefonları veya kendime aldığım telefonları işte onlar da benim paranın olduğunu biliyorlar. Bana veriyorlar. Ben de inceliyorum. Zaten kimse onu parayı döndürecek kadar o telefonların parasını döndürecek kadar veya aksesuar da açıyoruz biz biliyorsunuz. O kadar serveti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Onun cevabını vermiş olayım. Çünkü gerçekten bayağı bir soruyordunuz. Öyle telefonları eş dost akrabadan buluyorum. Cevabını almış oldunuz. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra derslere gireceğim. Birazdan görüşürüz. Evet, şöyle göstereyim. Ben yumurta yedim arkadaşlar. Şöyle yumurta yedim. İşte derslere az önce girdim zaten. Çünkü gerçekten çok geç bitiyor. Erken başlayıp geç bitiyor. Ve aralarda da yani 5 dakika falan ara verebiliyoruz. Kahvaltı yapma imkanım olmuyor. Kahvaltıyı şimdi yaptım. Şimdi işte biraz muhtemelen televizyon izlerim veya işte internette dolaşırım. Birazdan da ders çalışırım. Evet arkadaşlar şu anda koltuğa oturdum. Televizyon izliyorum yani. Hatta kardeşim de var yanımda. Onun izlediği çizgi filmi izliyorum daha doğrusu. Şimdi yani genelde kahvaltıdan sonra bunları yapıyorum açıkçası. Veya birazdan da ders çalışmaya başlarım. O zaman ders çalışırken görüşürüz. Evet, şu anda odama gidiyorum. Ve geldim. Şöyle göstereyim. Evet, şöyle. Burası benim oda. Hatta şöyle küçük de bir balkonu var. Şöyle ışık yansıyor. Kapıyı açayım. Evet, böyle yani küçük bir balkon. Daha çok kiler olarak kullanılıyor burası. Dolap falan var. Burayı tekrar kapatacağım çünkü soğuk geliyor. Sonra işte burada dolabım var. Giyinme dolabım. Şöyle tekrar bir bakın. Şurada yatak var falan. Şöyle. Şimdi matematik çözüyorum. Masa biraz dağınık. Şöyle göstereyim. Yani biraz test çözeceğim. Sonra da muhtemelen biraz da kitap okurum. O zaman görüşürüz. Kitap okuduktan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Evet. Şu anda birkaç sayfa test çözdüm. Şöyle göstereyim. Sizlere de. Bir de şu kısım falan var. Akşam da şurayı çözerim muhtemelen. Öncesinde zaten bir Türkçe ve sosyal falan bir şeyler çözmüştüm. Şimdi şöyle kitabı okuyacağım. Söz Kulağı Yazı Uzağı diye bir kitap. Bu kitabı hiç okumadım bilmiyorum. Şöyle işte öykülerle atasözleri falan yazıyor. Bilmiyorum nasıl bir kitap acaba. Birazdan okuyacağım zaten. Muhtemelen kitap okuduktan sonra da bir kahve içerim. Canım bayağı kahve çekti çünkü. Ben kahveyi bayağı seviyorum. Sevenler varsa yorumlara yazabilirler. Evet, isterseniz kitabı okumaya başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl. Dediğim gibi kahve yapacağım. Şöyle filtrem var. Şöyle elimdeydi, elimde ıslaktı. Şöyle kahvem var ve yarım bardak suyum var. Normalde bir bardak kahve için bir bardak gerekiyor ama ben yarısında şey yapacağım için süt köpürteceğim için o yüzden yarım şeyi yarım su bardağını öyle suyu boşaltıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de. Şimdi filtreyi şöyle açacağım. Şöyle şuradan süreceğim. Evet açtım. Bunu da içine yerleştiriyoruz. Size de göstermek istiyorum şöyle. Evet bunu da içine yerleştirdim. Şöyle. Şimdi bir de kahvemi koyacağım. Bu kahveyi de gene bir kaşık koymanız lazım ama ben de dediğim gibi yarısını köpük yapacağım için şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kaşığın yarısını falan koyacağım. Şöyle aldım. Evet ben bu kahveyi genelde akşamları içiyorum ama şimdi bayağı bir canım çekti. Bir kaşık değil yarım kaşık koyacağım. Yani şu kadar falan yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Burayı da attık ve evet istersen. Şöyle yapalım. Şimdi bir çift köpük. Şişe taktım ve
Evet, size dediğim gibi şimdi süt köpürtücü, French press diyorlardı galiba buna. Ona sütümü koyacağım. Evet, fazla bile oldu hatta. Şöyle biraz dökelim. Gerçekten zaten köpürünce hacmi artıyor. Şu süt, şu an işim yok. Kapağını kapatacağım. Ve şu şekilde zaten birkaç kere yaptığımda otomatikman köpürüyor. Birazdan kahveyi hazır bir halde görüşürüz. Evet, kahvemi hazırladım. Son hali şu şekilde. Gördüğünüz gibi dikkatli bakarsanız alttaki şeyi görüyorsunuz. Normalde ben bunu kupada yaparım ama size bu görüntüyü göstermek için şeffaf bir bardak kullandım. Şöyle göstereyim köpüğünü. Bayağı iyi ya. Siz de bunu illa filtre kahve makinesi olmasına gerek yok. Nescafe'nin üstüne koyarak da yapabilirsiniz yani French press olarak. Bir de böyle köpürtücü, süt köpürtücü falan var. Gerçekten güzel oluyor, tavsiye ederim arkadaşlar. Akşam yemeği için hazırlık yapıyoruz. Annem tavuk dünyası yapacak. Böyle bayağı marine oldu bu. Burada da makarna hazır oluyor. Bunu da şöyle göstereyim. Yemekte görüşürüz. Arkadaşlar şu anda yataktayım. Dayım geldi bize. Yani yatağımı aldı. Ben de yer yatağındayım. Yani şöyle göstereyim. Bir yandan da Apple Watch'un ışığıyla çekiyorum bu video. Yüzümü tam göremiyor olabilirsiniz. Az önce yemekte görüşürüz dedim. Ben yemekte kayda girmeyi unutmuşum. Yani konuştum ama kendi kendime konuşmuşum öyle. Kayda girmeyi unutmuşum. O yüzden orayı koymadım. Yani koyamadım çünkü video yok. O yüzden kusura bakmayın. Yatakta çok rahat olduğu söylenemez. Sağ olsun annem gildi. Kısa bir minder getirmişler. Bilmiyorum ya, bakalım. Burada yatacağım. Dayım yatağıma el koydu. Ama burada da yatılır diye tahmin ediyorum. Yatılmıyor abi. Yatılmıyor. Yatak rahat değil. Yatılmıyor. Çok kısa. Harbiden yatılmıyor. Ama siz abone olun ve like atın. Kiwi Vlog'ların devamı gelsin.